RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, AK Parti'nin ikinci olağanüstü büyük kongresi Ankara Arena Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrede yapılan seçime tek aday olarak katılan Binali Yıldırım, 1405 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi. AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram ise MKYK üyesi oldu. Türkiye tarihi günlerinden birini yaşarken ülkenin dört bir yanından binlerce Erzincanlı Ankara Arena Stadyumuna akın etti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci olağanüstü büyük kongresi Ankara Arena Spor Salonu'nda yapıldı. Türkiye tarihi günlerinden birini yaşarken ülkenin dört bir yanından on binlerce partili Ankara'ya akın etti. AK Parti Erzincan İl Başkanlığı'nın organizasyonuyla Erzincan'dan 125 otobüs kaldırılırken 3000 kişi Binali Yıldırım'a destek vermek amacıyla Ankara'ya gitti. RT Şah TV Haber Merkezi'nden Muzaffer Koşan kongreyi sizler için görüntüledi. Yıldırım kongreye eşi Semiha Yıldırım ile birlikte geldi. Yıldırım çifti binlerce kişinin coşkulu tezahüratıyla salona girdi. Sevgi seliyle karşılanan Binali Yıldırım eşiyle birlikte partililere karanfil dağıttı. Başbakan Davutoğlu ise salona geldiğinde kapıda Binali Yıldırım tarafından karşılandı. Davutoğlu da eşiyle birlikte salondakilere karanfil dağıttı. Kongrenin divan başkanlığını Bekir Bozdağ yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ayakta dinlendi. Ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu kürsüye geldi. Kimseye küskün olmadığını belirten Davutoğlu, AK Parti'nin icraatları hakkında bilgi vererek partililere veda etti. Binali Yıldırım'ın konuşmasından önce adaylığının 282 delege imzasıyla kesinleşmesi üzerine salondakiler Yıldırım'ı ayakta alkışladı. AK Parti Genel Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması öncesinde Yıldırım'la ilgili kısa film gösterimi yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen Binali Yıldırım salonu dolduran binlerce kişiye hitap etti. Coşkulu kalabalığa seslenen Binali Yıldırım, "Böylesine büyük, onurlu bir görevi şahsıma layık gören siz değerli dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizlere AK Parti'nin yeni genel başkanı olarak bana emanet ettiğiniz bu mukaddes bayrağı asla yere düşürmeyeceğime söz veriyorum," dedi. Etkileyici bir konuşma yapan Yıldırım sık sık Recep Tayyip Erdoğan vurgusu yaparak başkanlık ve yeni anayasa mesajı verdi. Konuşması sırasında sesi kısılan Yıldırım, "Sesime inat sizinle muhabbet etmeye devam edeceğim. Sesler kısılabilir ama gönülden gönüle giden yolları kimse engelleyemez," ifadelerini kullandı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçime geçildi. Binali Yıldırım, AK Parti Kongresi'nde geçerli olan 1405 oyun tamamını alarak AK Parti'nin 3. Genel Başkanı seçildi. Evet, bugün RT Şah TV'nin konuğu AK Parti İl Başkanı Sayın Orhan Bulut. Sayın Başkanımızla kongrenin değerlendirmesini yapacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet Sayın Başkanım, Erzincan'da olduğu gibi tüm Türkiye'de de büyük bir coşku yaşandı. Gururumuz, medar iftarımız Sayın Binali Yıldırım. Önce AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. Zannedersem bu 1-2 gün içerisinde de başbakanlık görevi kendisine tevdi edilecek. Süreç hakkında bilgi verir misiniz? Erzincan İl Başkanı olarak Sayın Yıldırım'ın yol arkadaşı olarak. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii ki bahsettiğiniz gibi Erzincan'ın ve Türkiye'nin gururu, medarı iftarımız Sayın Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım. Çeşitli kategorilerdeki değerlendirmeden ilk önce il başkanları ve gençlik kolları, kadın kolları, teşkilat içi bir değerlendirme. Daha evet. Sonra milletvekillerimiz, daha sonra MKYK üyelerimizle yapılan temayül yoklaması tarzında hemen hemen %80'ler, 90'lar civarında bir temayülle genel başkanlığa aday gösterildi. Evet. Ve
Biliyorsunuz işte 22 Mayıs pazar günü de Arena Kapalı Spor Salonu'nda coşkulu hemen hemen yaklaşık 60 bin kişinin katılımıyla Sayın Binali Yıldırım'ı başbakan olarak ve genel başkan olarak seçtik. Bundan tabii ki bütün Erzincanlılar büyük bir heyecan, bir mutluluk duydu. Evet, şu anda Türkiye'de 3. Erzincanlı başbakan, öyle değil mi? Evet, 3. Bu da ayrı bir gurur. O da ayrı bir gurur. Hatta herkes diyor ki ya sizin topraklarda başbakan mı yetişiyor diye. Ben de dedim ki bizim insanımız mazbut, güvenilir ve yani yumuşak huyludur. Hakikaten Erzincanlılar uyumlu ve ılımlıdır. Yani böyle bir yapısı var. Herhalde tercih sebebi de bunlardan olsa gerek. Bir de cevvaldir. Yani Kore Erzincanlılar derler ya bize. Bunu aslında kör anlamında millet yorumluyor ama öyle değildir. Yani cevval, enerji dolu ve iş yapabilme kapasitesi. Işık, alev saçan anlamındadır. Yani korun anlamı odur. Ateşin evet. En alevli, kızgın kısmıdır. Evet. Yani bu... Tabii ki ilk seçilen, bunu belki çok kişi bilmez, Şemsettin Günaltay, 8. Başbakan. Evet. Ondan sonra Yıldırım Akbulut, 20. Başbakan. Sonra da Binali Bey, 27. Başbakan olarak. Evet. Erzincan, Türkiye'de tarih yazdı, tarihe geçti. Gerçekten tarihi günlerden geçiyoruz. Tarihi günlerden geçiyoruz. Peki Sayın Başkanım, siz Ankara siyasi kulislerini çok yakından takip ediyorsunuz. Açıklama yapılmadan önce Ankara'daki hava nasıldı? Yani tüm çevreler... Yıldırım Akbulut, Binali Yıldırım, evet. Bekir Bozdağ, hatta Numan Kurtulmuş ismi konuşuluyordu. Kulislerde ne konuşuluyordu? Genelde bu üç arkadaşın ismi geçti. Yani Bekir Bozdağ'ın, Numan Kurtulmuş'un ve Binali Bey'in isimleri geçti. Fakat genel itibariyle teşkilat içerisinde de temayül, il başkanlarıyla konuştuğumuzda, milletvekilleriyle Binali Yıldırım Bey'in olacağı düşüncesi hakim olmuştu teşkilatlara. Evet. Çünkü sebebine gelince burada en önemli konu şu. Bir başkanlık sistemine gitmek istiyoruz. Bizim partimizin kurucusu, kurucu genel başkanımız, bugün de işte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu başkanlık sistemini hakikaten çok istiyor. Bu ülkenin geleceği için çok önemli. Bazıları şöyle yorumluyor. Ya işte kendi şahs için. Zaten bunu böyle yorumlarsan bunun bir anlamı kalmaz. Niye? Cumhurbaşkanı olmuş bir insanın gelecek düşünmesine gerek yok ki. Evet. Yani bugün Cumhurbaşkanımız olan bir daha seçimde yine aday olsa yine seçilir. Burada mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil. Ülkenin geleceği. Bugünkü demokratik ortamda maalesef diğer dış güçler çok oyun kurabiliyorlar. Yani parlamenter sistem maalesef işte yaşıyoruz. Ben 52 yaşımdayım. Hemen hemen yaşıtı Semih Bey. Yani ta işte bir Menderes dönemini bilmiyorum. Diğer bütün Demirel Adalet Partisi'nden beri bütün dönemleri biliyoruz. Bu dönemlerde istikrar kayboluyor. En son 7 Haziran'da biz %41 oy aldık, evet. AK Parti olarak, ama iktidar olamadık. Hemen olamayınca o 3 aylık 1 Kasım seçimlerine kadar olan dönemde müthiş bir istikrarsızlık, güvensiz ortam oluşuyor. Dış devletlerin bakış açısı değişiyor ve bizim düşmanımız olan, bizi istemeyenler insanlar da istedikleri gibi oyun kurabiliyorlar. Mesele bu oyunu bozmaktır. Ve çok hızlı bir yönetim tarzıdır başkanlık sistemi. Yani başkanlık sistemi biz Türk milleti olarak hakikaten bunu çok iyi yapıyoruz. Yani Osmanlı'ya bakarsanız, Selçuklu'ya bakarsanız belki onlar padişahlık dönemleri ama iyi liderler seçtiği zaman dünyaya yön vermiş, dünyaya vizyon vermiş, dünyaya adalet dağıtmış. Yani Türkiye'nin de böyle bir misyonu var. Biz bir payitahtız, biz Osmanlı payitahtıyız. Biz böyle sıradan bir devlet olamayız. Biz lider devlet olmak zorundayız. Çevremizi de, mazlumların da hakkını savunan o beşten büyüktür diyor ya Sayın evet, Cumhurbaşkanımız. Evet, evet. Dünya beşten büyüktür, dünya adaletli olmalıdır, adalet dağıtmalıdır. Bunları ortaya koymamız lazım. Başkanlık sistemi bu yönden önemli. Bugün bizim kongremizin asıl yapılış amacı, gayesi de budur. Burada Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında çok iyi bir uyumla olması lazım. Bu uyumda en iyi Binali Yıldırım'dır. Ben bunu bugün söylemiyorum. 7 Haziran seçimlerinde de başkanlık sistemi konuşuluyordu. O günkü şartlarda da biz bunu defaatle bütün konuşmalarımıza söyledik. Sebep, bize farklı fikirlerde çok iyi adam olabilir. Bugün Ahmet Davutoğlu Sayın Başbakanımız 20 ay görev yaptı. Çok da iyi yaptı. Çok da çalışkan. Çok da dürüst. Hiçbir şey söyleyemeyiz. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'yla ister istemez bir takım bu başkanlık sistemi konusunda demek ki fikir ayrılıkları oluştu ki böyle bir değişiklik
gerektiği görüldü. Evet. Bu değişikliği yapınca da bence kendine en uyumlu şekilde yapacak oradaki gerek Bekir Bozdağ, gerek Numan Kurtulmuş çok değerli insanlardır. Bunlar da bu görevi yapabilir. AK Parti'nin içerisinden gerçekten çok başbakan çıkabilir. Ama bu işi en iyi uyumlu yapacak ve Cumhurbaşkanımızla beraber bu işi koordineli götürecek ve hiçbir çatlak çıkarmayacak Binali Yıldırım. Evet, bunun yanında bence en büyük sebebi sayın, budur yani. Sayın Binali Yıldırım 58, 59, 60 ve 61. hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı yapmış bir isim. Evet. Ve şu anda dikkat ediyoruz, hükümetin tüm projelerinde, önemli projelerinde, bugün Marmaray olsun, köprüler olsun, yollar olsun, tüm önemli projelerde Sayın Binali Yıldırım'ın imzası var. Biz de bir hemşerisi olarak kendisiyle gerçekten gurur duyuyoruz. Peki Sayın Başkanım, şimdi hazır sizi bulmuşken, şimdi ülke genelinde bir hareketlenme başladı Binali Yıldırım'la birlikte. Özellikle Binali Yıldırım'ın icracı bir yönü olması, proje adamı olması insanları da heyecanlandırdı. Şimdi onu bir tarafa koyarsak, tabii ülke genelinde olacak olan bu icraatlar mutlaka ki devam edecektir Sayın Yıldırım'la birlikte. Peki Erzincan'a geldiğimiz zaman, şimdi burada bence Erzincan Belediyesi'ne, ticaret odasına, esnaf odalarına, MÜSİAD'a, iş adamlarına proje üretmek düşüyor, öyle değil mi? Yani kesinlikle. Şimdi biz Sayın Binali Yıldırım'dan artık elimizde projelerimizi sunmamız gerekiyor. Çünkü bu bir tarihi fırsat. Siz de katılıyor musunuz? Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi biraz önceki değerlendirmenize şunu ekleyerek bu soruyu cevaplayayım. Şimdi sadece 14-13 yıllık diyelim bakanlık değil Binali Yıldırım Bey'in yaptığı. 1994 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Binali Yıldırım Bey ile beraber çalışmaya başladılar. O gün denizden sorumlu diyelim ki başkan yardımcılarından bir tanesiydi Sayın Binali Yıldırım. Daha sonra zannedersem İDO Genel Müdürü oldu. İDO Genel Müdürü oldu. Süleyman Karaman Bey de orada beraber çalıştılar. Şimdi o dönemden beri gelen uyumlu bir çalışma var. Birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Tarzlarını biliyorlar. Kaldı ki ben 7 Haziran seçimlerinde de bunu defaatle söyledik, biraz önce sizin söylediğinizde. Evet. Hakikaten yani Binali Bey AK Parti'nin icraatının %50'sini yaptı desek herhalde yalan olmaz. Niye? Çünkü gerçekten büyük projelerin hepsinin altında imzası var. Evet. Bunun da sebebi şudur. Şimdi ben de mühendis kökenli olduğum için, şimdi mühendis kökenli arkadaşlar çok lafa bakmadan genelde işin neticesini dikkate alırlar ve bir an önce karar verir, risk alır ve o işi çözerler. Yani bu Türkiye için bence bir şans olacak. Evet. Yani daha çok Binali Bey'in kendi bakanlığında yapmış olduğu başarıyı ben inanıyorum ki şimdi de başbakanlığında gösterecek Türkiye'ye. Bu anlamda insanlarda heyecan oluşturdu. Çünkü gerçekten bizim bürokrasimiz eskiden beri çok söylenir, ağır işliyor, prosedürler var, bu prosedürleri aşamıyoruz. Bunları aşabilecek, risk alacak ve yatırıma yönlendirecek insan lazım, evet. İcracı insan lazım. Bence Binali Yıldırım Bey bugün Türkiye'de heyecan uyandıran kısmı bu tarafı. Ben bunun hakikaten başkanlık sistemine yürüme anlamında da bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü başkanlık sisteminde de hızlı hareket ediliyor. Yani bu bürokratik engellerin birçoğu ortadan kalkıyor. Yani Binali Yıldırım Bey, Sayın Başbakanımız bugün dün akşam itibariyle görev aldı. Yani Sayın Ahmet Davutoğlu köşke çıktı, evet. İstifasını sundu. Sayın Başbakanımız Binali Bey de gitti. Sayın Cumhurbaşkanımızdan görev aldı. Yarın da Bakanlar Kurulu açıklanacak. İşte Bakanlar Kurulu üzerinde çalışmaları var. Bu çalışmalar da tamamlanıp herhalde yarın akşam bütün bakanlar da belli olacak. Açıklanmış olacak. Açıklanmış olacak. Bir de eskiden beri söylemiş olduğu Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir olay var. Faizin aşağı indirilmesi. Yani ben inanıyorum ki şimdi ekonomide de bu yönetimde de bir değişiklik olup yani faizlerin aşağı çekip ve Türkiye'nin cazip yeniden bütün dünyadaki iş adamlarının yatırıp yapabileceği ve cazibe sunabileceği bir ülke haline gelmesi lazım. Evet. Bu kadar faiz, yani bugün konut kredileri bile 1.2'lerin üzerinde. Bu çok yüksek bir rakam. Yani yıllık bir insan diyelim ki 100 bin lira kredi alsa 170-180 bin lira para ödüyor. Bunu 10 yılda. Bugün eğer ki bunu 1'in altına çekersek, yani 0.8'ler, 0.7'ler, yani minimum maksimum %9, yani 0.9'lar gibi, bu zaman piyasa hareketlenecek. Bu hareketlenmeyle de Türkiye'de yatırım gerçekleşecek. Evet. Şimdi bunu Erzincan özeline getirirsek, bizim Erzincan'da yapmamız gereken şu. Zaten
Geçen sizle görüştüğümüzde de söyledim. Biz hemen hemen 5. bir toplantımızı yaptık. Biz daha önceden böyle bir şey bilmiyorduk ama Erzincan'dan bir proje üretme ekibi oluşturmak için bütün sivil toplum örgütü ve meslek kuruluşlarıyla toplantılar yapıyoruz. Biraz önce de uçakta ticaret odamız başkanıyla beraber yan yana geldik. Aynı şeyleri konuştuk. Dedi ki bizim mutlaka Sayın Başbakan'ın önüne projeler götürmemiz lazım. Evet. Burada da görev işte vilayetimiz, belediyemiz, milletvekillerimiz, efendim sivil toplum örgütlerimiz, müsiyatımız, ticaret odamız, esnaf odamız, yani Erzincan'daki iş adamları hep bir araya gelerek buna kafa yorarak, hatta bütün siyasi partilerimiz Erzincan'daki. Tabii ki, tabii ki. Bunun çünkü sonuç itibariyle önemli olan Sayın Başbakanımız Binali Bey'in bu başbakanlığı döneminde Erzincan'a ve Türkiye'ye yapacağı yatırımlardan ne kadar pay alabiliriz? Şimdi Erzincan'ın özelliği bizi daha çok ilgilendiriyor. Belki Sayın Başbakanımız Binali Bey Türkiye'nin her yeri ilgilendirecek mutlaka. Ama biz Erzincan'la ilgili kendi yani kapımızın önünde bakacağız. Bu birçok ilde oluyor Sayın Başkanım. Erzincan Kalkınma Platformu gibi her sivil toplum kuruluşu olabilir ve buradan evet. çok güzel projeler çıkacağına eminim. Evet. Sayın Başkanım, kongrede gerçekten çok muhteşem bir hava vardı. Evet. Bizler de izledik. Erzincan'dan giden 125 otobüs olduğunu evet. ben yakinen biliyorum. Parti yönetimindeki arkadaşlarla siz Ankara'daydınız. Evet. Birebir paylaştık. Bir elinde telefon, diğer elinde diğer telefon, pankartlar, otobüsler, çevre illerden otobüsler tahsis edildi. Fakat kongre salonuna geldiğimiz zaman kongre salonunda çok iyi bir organize olmadığı gibi. Çünkü televizyon kanallarından izlediğimizde herkesin gözü tüm Türkiye'de, tüm Erzincanlılar o salondan Erzincan yazılarını beklediler. Erzincan'dan giden vatandaşlarımızın yoğun tezahüratlarını bekledik. Bize dahil. Pankartları bekledik. Bir sürü pankart hazırlanmıştı. Çok güzel bir organizasyon yapılmıştı. Ve buradan gençlik kolları önce hareket etti. Peşine diğer otobüsler. 125 otobüs yaklaşık 3000 kişiye Ankara'ya götürdük. Ondan sonra ne yaptık? Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi hakikaten Erzincan İl Teşkilatı yani çok önemli bir görev yaptı. Ben hatta şunu söyledim. Biz kongreye damgamızı vurduk. Bizim teşkilat olarak 80 tane büyük otobüs, yarım otobüs de 55 tane, 125 tane araç. Bunların hepsini de doldurduk. Ve böyle atmasyon bir şey de değil bu. Tek tek isimleri yazılı, telefonları yazılı, her aracın komutanı belli, o aracın idarecisi belli, onların koordine olduğu her otobüsün diyelim 10 otobüsün bir il başkan yardımcısına bağlı bu kadar koordineli ve organizasyonlu çıktık. İlk önce de 8 otobüsü gençlik kolları 450 kişiyle partinin önünden hareket ettirdik ve saat gece 2'de oradalardı. Yani o girecekleri kapının önündelerdi. Sabah saat 7'de alındı arkadaşlar içeriye ve ben bunu ilk önce bu organizasyonu tamamen bitirdik. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ı aradım. Dedim ki Sayın Başbakanım böyle bir organizasyon yaptık. Bu organizasyonda da 3000 kişiyle şu kadar araçla katılıyoruz. Siz çok meşgulsunuz, fazla da meşgul etmiyorum ama organizasyonu bir anlatayım. Bir de size sürpriz olarak peynir döner hazırladık. 10.000 kişiye de orada peynir döner Erzincan'da bir reklam olsun. Tulum peynirinin reklamını yapalım. Sizin giriş kapınızın oraya bunu koyabilirsek ve orada da siz geldiğinizde bir basın oraya yansıyacaktır ve bunu yapalım. Ve ben bunların hepsini Cuma günü anlattım. Pazar evet. gününe daha var 3 gün. Evet. Döndüm Serkan Bey'e aynı şeyleri anlattım. Döndüm Sabahattin Bey'e aynı şeyleri anlattım. Yetmez Mustafa Taş Bey teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcımız. Bunların hepsini mesaj çektim ve kendine söyledim. En az Erzincanlı 1000 kişi o salonda olmalı Sayın Başkanım dedim. Dedi ki anlıyoruz çok heyecanlısınız ama Türkiye'nin her yerinden adam geliyor. Sayın Başkanım dedim biz Erzincan'dan başbakan çıkarıyoruz. Lütfen bize biraz tolerans tanıyalım. Döndüm bu tavrı sayın iki vekilime anlattım. Dedim ki buna çözüm bulalım. Bak adamlar buraya girmesi lazım. Çünkü 3000 kişi geliyor. 3000 kişi geliyor. Bak dedim Erzincan'ın tarihinde bir de Yıldırım Akbulut dönemini ben hatırlıyorum. Orada da bir yoğun katılım vardı ama emin olun bu kadar bir katılım yoktu. Yani bunu övünmek için falan da söylemiyorum. Bunun sadece başarısı da bana ait de demiyorum. Ama il başkanı olarak sivil toplum örgütleriyle toplantılar yaptım yemekli. Ve ticaret odamız, esnaf odamız, sendikalarımız, muhtarlarımız, ne kadar sivil toplum örgütü varsa, memur, sen, kamusen, herkes katkı yaptı. Herkes otobüs üstlendi. Bizim 14 tane belediyemiz var. Herkes otobüs gönderdi ve dolu gönderdi. Yani için. İşin Erzincan ayağı 4-4'lük geçti. Erzincan ayağında hiçbir sıkıntı evet. yok ve emin olun
Ben hatta Face'imde de yazdım. Erzincan Kongre'ye damgasını vurmuştur. Ama Erzincan Teşkilatı'nın yapacağı Ankara'ya kadardır. Yani biz Ankara'ya bu insanları götürmek... Peki Ankara'da ne oldu Ankara'da? Neden Ankara'da salona? Çok büyük bir yoğunluk, 60 bin kişi katılım ve çok büyük bir izdiham. O izdihamda biz ayrılan yerler izdihamdan başka illerle dolduruldu. Biz onun yani bir türlü engelli olamadık. Ben il başkanı olarak zaten ona engel olma şansım yoktur. Yani orada daha bir iyi organizasyon belki yapılabilirdi, bilemiyorum. Ama bu konuda da kimseyi suçlayamıyorsun. Çünkü hakikaten 60 bin kişinin katıldığı, herkesin içeri girmek istediği bir olayda bazen böyle aksilikler yaşanabiliyor. Şimdi başkanım, bunu neden sordum ben? Çünkü gözler orada Erzincan isimlerini aradı. Özellikle TRT'de, işte diğer kanallarda bakıyoruz. İzmir'in tişörtlerin üzerine harflerle İzmir yazmışlar. Evet. Adıyaman aynı şekilde, Kocaeli aynı şey. Hatta Van, bütün gözler Erzincan'ı aradı. İşte mesele o. Bizim de organizasyonumuz vardı. Sayın Başbakanımız Binali Bey'in 500 kişiye şeylerini yaptırdık. Tişörtlerini yaptırdık. Binali Bey'in resmi. Ve ellerinde Erzincan yazan, gururumuz Binali Bey diye yazan atkılar yaptırdık. Ama içeriye çocukları sokamadık ki. Yani bu çocuklar oraya girecek ki onu göstersin. Giremeyince gösterecek hiçbir şey yok. Yoksa filama var, organizasyon var, atkı var. Bunların hepsi var. Planlanmış ve oraya gitmiş. Yani burada ben herhalde şöyle düşünüyorum. Yani tabii ki Sayın Başbakanımız çok yoğun. Bundan haberler oldu mu Sayın Başbakanımız? Kesinlikle. Biz hepsini kendisine tek tek anlattık. Sayın Başbakanımıza da bunu. Ama tabii ki bir yandan oradaki konuşmaya hazırlamak. Bir yandan belki diyelim ki bizim bilmediğimiz birçok problem. Belki buna yeterince bir ilgi alaka mı gösteremediler? Orada bir de şimdi bu kongrelerde şöyle bir şey de oluyor. Şimdi bir genel başkan var, gidiyor. O yapıyor o kongreyi. Yani bu da bir sıkıntı aslında. Çünkü organizasyonun tüm onun üstünden, onun seçtiği insanlar üstünden gidince ben burada da yani böyle bir Erzincan ayrıcalığının tanınıp Erzincan'a bir yer açılması konusunda yeterli gayretin gösterilmediğini düşünüyorum. Ama izdiham da sebep olur. Yani onu da kimseyi suçlayıp da bir şey diyemiyorsun. Çünkü 81 yani, ilden gelen var. Tabii ki yani. Tabii burada, biz Erzincanlılar olarak Sayın Binali Yıldırım'ın hemşerileri olarak belki biraz farkındalık istedik ama tüm illerden gelenler tüm illerden onun geldi. İçin gelmiş. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz. İşte bu kadar insan, 3000 kişi buradan kalktı, gece sabaha kadar yol gitti. Aynı şeyi Van'dan giden de yaptı. Antep'ten giden de yaptı. Keşke içeri ama girebilseydik. Şimdi biz çok tepki aldık. Yani şundan. Hakikaten 3000 kişi, Allah razı olsun, onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu bir çiledir. Çileye talip oldular, geldiler. Biz onlara da giderken söyledik. Buraya en fazla 1000 kişiyi sokabiliriz. Yani 1000 kişiyi soksaydık zaten yeterliydi. Yani bunlar da giremeyince moralleri bozuldu. Canları sıkındı. Çünkü çok özledikleri, efendim gurur duydukları Başbakanımız Binali Bey'i alkışlamak istiyorlardı. Onun orada tezahürat yapıp Erzincan'ın damgasını vurmak istiyorlardı. Ama bu gerçekleşmeyince tabii ki hep döndüler. Ya niye giremedik, niye sahip çıkılmadı gibi eleştiriler aldık yani. Bununla bütün oklar size çevrildi. Ama şimdi şunu da söylüyorum. Ama Erzincan İl Teşkilatı'nı herkes şöyle değerlendirsin. 25 milyonluk İstanbul'dan 80 otobüs gelmiş. Antalya'dan 50 otobüs gelmiş. Erzincan 225 bin nüfus ve buradan 125 otobüs gitmiş. Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun. Bu değerlendirmeyi yapsın. Yani biz yapabileceğimizi Erzincan ayağı olarak bana göre yaptık sonuna kadar. Ama o yukarıdaki dedim ya belki bu kadar izdiham olup çünkü bize ayrılan yer belliydi. Oraya girilecekti ama o izdiham orayı kapattı. Evet. Yani o izdihamı belki hesap edemediler. Burada bu anlamda maalesef böyle bir aksilik yaşandı. Ama sonuç itibariyle Sayın Başbakanımız seçildi. Bundan sonrasına bakmak lazım. Evet. Bu kongreler çiledir. Ne yapacağız? Buna bakmak lazım. Tabii ki ben inanıyorum ki 3000 gelen arkadaşımın hepsi de oraya girip işte Binali Bey'le fotoğraf çektirip onun orada tezahüratını yapmak istiyordu. Bu da normal bir tepkilerdir. Bunlar da olacak. Biz çünkü defaatle kongrelere gitmişiz. Sıkıntılar yaşamışız. Onun için ben bunları da makul karşılıyorum. Ama gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Erzincan son derece bu konuda duyarlı davrandı. Bütün sivil toplum örgütleriyle. Yani katılım anlamında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hatta bize birçok kişi şunu söyledi. Ya siz bu kadar aracı nasıl dolduracaksınız? Ve biz o 125 aracı doldurduktan sonra iki tane de ilave otobüs istedik. Dedi ki kapının önünde kimse kalmaz. Yani Erzincan'da hiçbir kimseyi kapının önünde bırakmadan
Bizim haberimiz olmadan belki tek bir kişi olmuştur. Mübale olmasın. O arkadaşların hepsini oraya götürdük. Ben müsterihim. Erzincan İl Başkanı olarak, Orhan Bulut olarak ve teşkilatlarım, yani il yönetimim, merkez ilçe yönetimim, kadın kolları, gençlik kolları üzerine düşen görevi, hatta ilçelerin tümü. Çünkü hangi ilçeye görev verdiysek, il içi iki otobüs. Kemaliye bir otobüs, Kemah bir otobüs, Refah'ya beş otobüs, Cimin dört otobüs, yani Çayırlı iki otobüs, Tercan bir otobüs. Yani kime görev verirsek, beldeler dahil, diyelim ki Kavak Yolu bir otobüs, Çukurkuyu bir otobüs. Yani herkes görevini yaptı. Evet. Şimdi orada kimseye diyecek bir şey yok. Ama tabii ki dediğin gibi Türkiye'deki oluşan heyecan, kongreler zaten AK Parti'nin biliyorsun bugün oysa oranı gelmiş %55'lere dayanmış. Herkes gönül vermiş, herkes de oraya girip evet. dinlemek istiyor. Bunlar da bazı sıkıntılar oluşturabiliyor. Artık böyle oldu. Olan da hayır evet, var. Keşke girebilselerdi keşke salona. Girebilseydik. Keşke o görüntüyü Erzincan'da verebilseydi. Ama tabii burada sizin de yapacağınız bir şey fazla kalmıyor. Çünkü senin olayın onun Ankara boyutu kadar hiç kimse isteyemez. Yani evet. bu kadar diyelim ki yoğunluğu, bu kadar organizasyonu yapacaksınız ve bunun ürününü alamayacaksınız. Yani alamadın benim kadar kimse üzülemez o konuya. Yani evet. ama yapacak bir şey yapacak yok. Çünkü. Olan böyle oldu yani. Evet. Evet Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Zannedersem yine tekrar Ankara'ya döneceksiniz. Ya şimdi bugün de evet. grup toplantısı var. Yarın biraz önce Sayın Vekillerle görüştük. Erzincan'dan tekrar oraya iki otobüste katılım istiyorlar. Şimdi ben partiye geçeceğim. Bir kez girebilecekler değil mi? yani bu grup toplantısı olduğu için Erzincanlılara 300 kişilik yer ayırdılar. Herhalde milletvekillerimiz de ondan bir ders almışlardır. Dedik evet. 300 kişilik yer ayırt ettirdik. İşte buradan iki otobüs arkadaşla tekrar ben yeni saat 1'de uçaktan indim 1.30'da. Şimdi tekrar otobüse bineceğiz. Sabahleyin saat 9'daki grup toplantısına katılacağız. Evet. Orada da yine Sayın Başbakanımıza gerekli tezahüratı yapıp inşallah onun yüzünü artmaya çalışacağız. İnşallah. Biz çünkü inanıyoruz ki hakikaten Binali Bey şu anda Türkiye'de başbakan olması Erzincanlı olan partili partisiz herkesi gururlandırıyor. Herkes bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyor. Evet. Bundan hiçbir endişemiz, şüphemiz yok. Kaldı ki Türkiye'nin dört bir tarafından da Semih Bey sadece Erzincanlılar, Erzincan'dan giden 3000 kişi değil. Ben mübalağasız söylüyorum. Mesela İstanbul'dan herhalde 80 otobüsün 50'si Erzincanlıdır. Bursa'dan 5-10 otobüs vardı. Yalova'dan vardı. Yani herhalde orada bir 7-8 bin belki de 10 bin Erzincanlı vardı. Nereye dönseniz o kongrenin etrafında Erzincanlıydı. Evet. Ama salonun içerisine hakimiyet anlamında maalesef bir problem yaşadık. İnşallah bakalım, bu tecrübe olur. Teşekkür diye. Ediyoruz size. Allah razı olsun. Ankara'ya gideceksiniz. Bizlerin de selamlarımızı iletin Sayın Başbakanımıza. Aleyküm kendisiyle selam. Gurur duyuyoruz. İnşallah Türkiye ve Erzincan Sayın Başbakanımızla birlikte çok daha güzel günlere ulaşacak. İnşallah. Size de haber bültenine konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Evet ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.